Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya bana şu haber yetip geldi. Yani Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın hanedanına köp savcılar var etkenliğini, hiç kimge razı bulmayetkenliğini ettiler. Bu haberini eşkendik ki Hazreti Ali radıyallahu anhu ettiler ki kandak kılıp sorayım ben, kandak kılıp Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan kızlarını sorayım ben. Ağır ki bu nerse dedi. Ya bunu hareketini kılın, kötü yaptı şekli siz degenlerden kim vardılar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın aldığı borup oturdular. Hiç nerse gapir olmasından paske karab oturuptular. Sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ali birer gapingiz var mı dediler. Yok deyip yine oturdular. Ahire bana şu halatını aitkenlerden ki Fatime anamızın islap kegenliklerini aitkenlerden Resulullah sallam tabassum kıldılar. Lekin hiç nerse demediler. Çıkkandan ki özüne aldı kegen cürelerine. Yakşı iş bulmadı. Hazır Resulullah sallam şu yaptı gapirdim. Uzat indemediler diyordular cüreleri. Eğer Resulümüz aleyhissalatü vesselam narazı bugünleri de özlerinin narazilik keyfiyetlerini bildirirdiler. Belki sizi yakşilik bile kütüb aldılar, kütün dediler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Fatime anamızga bu haberini yetkizdiler. Ala Fatime anamız razı bugünlerden kegin Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın güzel kızları Hazreti Ali'ye turmuş geç kadigan buldu. Aynı payette ise biz yukarıda zikir kılgen vakıya o şu tüyanı soyilişliği Hazreti Ali'ye juda iqtisodiy qiyinchilik, tanglik olib keldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Aliga qarab, qizimga mahriga nima berasan dedilar. Shunda Hazrati Ali hech nima qosi yo'qligini, jangga kiyadigan savoti borligini aytdilar. Rasulimiz alayhisolam haligi savotni sotishlikka buyurdilar. Uni darhol xaridor ham chiqdi. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu chiqib 480 dan ziyodroq tangaga sotib oldilar. Hazreti Usmon radıyallahu anhu Hazreti Ali'den şunu alıp bergenlerden keyin Hazreti Ali biraz yürüdüler. Ya Ali dediler. Toxtatıp Hazreti Usmon radıyallahu anhu aldılar gelip ve deyip keluvdiler. Sizge savut köp kerek boladı. Şunun için sizge savutsiz bu kalışlık dürüst emas. Mana şu savutizi alın dediler. Karen ki bu güzel muameleni. Bu masa oşut aytilingen pulda sizge toyga deyip berseler ham boladı. Lekin Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın sahabalarını terbiyeleri doimo insonni ko'nglini ehtiyot qilgan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu shunaqa ehtiyot qilib, savutlarni sotib olib, o'ziga olgandan keyin endi bu savut mendan sizga hadiya deb berishliklari qanchalik ham musulmonlarni go'zal bir-birlariga mehr-oqibatlik bo'lish kerakligini ko'rsatadi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu uni olib keldilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uni olib bir qismini Hazrati Bilolga berib kızlariga sovg'a salom olib kelishini yana bir qismini to'yga va boshqa xarajatlarga sarflashlikka buyurdilar. Bir mo'jazgina to'y qilinib, Fatima onamizni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Ali radhiyallohu anhu'ga nikohlab berdilar. Va shu o'rinda hammamizda qiziq bir savol tug'iladi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning eng suyukli qizlari Fatima Zahro onamiz bo'lganlar. Rasulimiz aleyhissalatu vesselam bir safarga kelsalar albatta qizlarini oldiga kirardilar va doimo Fatima onamizni o'zlariga o'xshashliklarini aytardilar. Fatima bu mening qizim, uni hurmat qilinglar degan takliflarni berardilar. Endi savol tug'iladi. Mana shunday go'zal qizi, shunday yaxshi ko'rgan, muhabbat qilgan qiziga Rasulimiz aleyhissalatu vesselam qanaqa sep qilgan ekinlar? Nima qilgan ekinlar degan savol tug'iladi. Tabi Rasulimiz aleyhissalatu vesselam butun dunyoda insoniyatini qila olmagan seplarni qilib qo'yish mumkin edilar. Lekin seplarini xotiramizda borligini hozir sizlarga aytamiz. Fatima onamiz uchun payg'ambarimiz aleyhissalatu vesselam bir suv tashiydigan mesh va bir qo'l tegirmoni, bir cho'mich suv qo'yadigan va xurmo barki to'ldirilgan yostiq va bir yakon dozdan boshqa narsa qilmadilar azizlar. Bütün dünyanı nurga to'ldirgan zot, cennet ayollarini sayyidasi bo'lgan Fatima onamizga qilingan sepni ko'ring. Lekin bütün qiyomatgacha keladigan ummat erkaklari, otalari birlashsa ham qila olmaydigan sepni qilib qo'ydilar. Bu sep ma'naviyat sepi edi. Bu ma'rifat sepi edi. Bu taqvo sepi edi. Mana shu tomoniga e'tibor qaratmog'imiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qizlarini mana shu sepini ziyoda qilib berdilarki, Hazrati Ali karramulloh vajh butun umr mana shu ma'naviyat va ma'rifat sepiga to'lib kelgan ayoli bilan dunyodagi eng baxtli musulmon erkak bo'lib yashadilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari nikohlab qo'ydilar Fatima onamiz bilan Hazrati Ali radhiyallohu anhu. Ularni ikkalalariga nasihat qildilar, peshonasiga qo'llarini qo'yib, ularni haqqiga duo qildilar. Güzel cüftlik barpo bo'ldi. Ve bu namuna ailesi İslam ümmeti için yine bir muallim ailesiga aylandı.